Bugünkü konuğumuz Sezer Sezgin. Sezer Sezgin 2010 yılında Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve şu anda Google'ın San Francisco ofisinde yazılım mühendisi olarak çalışmaktadır. Son 13 yılını San Francisco'da geçiren Sezer Bey, Festo Averna National Instruments, Lawrence Livermore National Laboratory and ChargePoint gibi prestijli şirketlerde çalışma fırsatı buldu. Profesyonel deneyimi fabrika, test ve laboratuvar otomasyonu gibi alanlarda yazılım geliştirmeye odaklanmıştır. Uzmanlık alanları arasında görüntü rehberli robotik, makine görüşü, hareketli hareket kontrolü otomasyonu, gerçek zamanlı veri toplama sistemleri, lazer tanısal yazılım sistemleri, devre kartı ve sistemsel donanım test sistemleri gibi ürünlerde yazılım geliştirmesinde yer aldı. En son rolünde mühendislik verimliliğini arttırmaya yönelik sürekli dağıtım ve kalite güvencesi altyapıları için kullanılan DevOps sistemlerinin yazılım geliştirilmesi üzerine çalışmaktadır. Biz kimiz? Kesişen Yollar Derneği olarak bizim yegane amacımız eğitimdeki fırsat eşitsizliğini azaltmak ve bunu yaparken de bambaşka dünyaları ve hayat tarzlarını kesiştirmek, birbirimizden öğrenmek, esinlenmek ve birbirimize ilham kaynağı olmak. Her şeyin başı eğitim. Fakat biz bunun farklılıklara saygıyı, hoşgörüyü, empatiyi ve sosyal sorumluluk bilincini aşılayan bir eğitim olduğuna inanıyoruz. Bu inancı bizimle paylaşan ve bize destek olmak isteyen etnik kökenli, inancı, siyasi görüşü, cinsiyeti, cinsel yönelimi ve yaşı ne olursa olsun herkesle ortak bir paydada buluşabileceğimize inanıyoruz. Hoş geldiniz Sezer Bey. Hoş bulduk. Davet ettiniz. Öncelikle nasılsınız? Gayet iyiyim. Çok sağ ol. Sen nasılsın? Ben kısaca sizin CV'nizi verdim ama siz kısaca biraz kendinizden bize bahseder misiniz? Tabii tanıtımda yapmış olduğum gibi ben 2010 yılı mekatronik bölümü Sabancı mezunuyum. Üniversite eğitimimin son yılında yapmış olduğum staj sayesinde Festo'da mezuniyetimin akabinde direkt bir buçuk iki yıl çalışmak üzere lık bir işe başlayıp bir buçuk iki yıllık bir çalışma fırsatı buldum. Festo'da bahsettiğin konulardan işte robotics, kamera, vision guided robotics alanlarında çalıştım. Oradaki müşteri çözümleri departmanında Festo'nun ürünlerini kullanarak fabrika otomasyonuna yönelik projeler geliştirmesinde yazılım mühendisliği yaptım. Yaptığım yazılım orada daha çok PLC programlama, işte servo motor entegrasyonları, onların smart kamera entegrasyonlarına yönelik işte anahtar teslim projeleri üzerine olmuştu. Daha sonra ben çalışma iznimin de olmasından ötürü Amerika'ya gelme düşüncesi her zaman kafamın bir kenarında vardı. Ve 2011'in sonlarına doğru bu düşüncem netlik kazandı ve ben böyle bir adım atıp Amerika'ya gelip yeni bir kariyer serüvenine başlama kararı aldım. Ve bu karar vesilesiyle Amerika'ya geldim. Tabii gelmeden önce birçok hazırlıklarım oldu. LinkedIn'den birçok insanla iletişime geçişim, birçok işe başvuruşum vesaire gibi bir süreçten geçtikten sonra Amerika'ya gelip bir 4-6 ay kadar bir iş arama süreci sonrasında Averna şirketinde Silikon Vadisi'ne yok yakın bir şirket bu şirket mühendis olarak işe girdim. Bu fabrika otomasyonundan daha farklı bir alan üzerine oldu girmiş olduğum iş. Test otomasyonu üzerinde işe başladım. Yine işin içinde otomasyon vardı. Yine bir bağlantılı bir işti. Fakat tam birebir bir bağlantı yoktu. Ne gibi sistemler yaptık bu şirkette? Bu şirket test ve veri toplama üzerine automated test equipment sistemleri geliştiren bir firma idi. Ve yine aynı şekilde bu geliştirdikleri sistemin yazılıma ihtiyacı vardı. Ben de bu şirketin LabVIEW yazılım sistemini kullanarak
kullanmış oldukları sistemin içerisine koymuş oldukları yazılımı geliştiren mühendis olarak bu şirkette yaklaşık bir 3-4 yıl boyunca çalıştım. Bu vesileyle birçok şirkette bulundum, birçok şirket gezdim. Silikon Vadisi'nde olmak üzere özellikle PCB, işte veri kart üreten şirketler, bu kartları üreten şirketler, yani bir elektronik sistemin içinde bulunan bütün kartların dizaynları ve geliştirmeleri kabul edersiniz ki burada yapılıyor. Ve bu yapılırken birçok verification, yani onun doğru çalışıp çalışmadığını anlamaya yönelik bir takım test sistemlerine ihtiyaç duyuyorlar. Ben de bu sistemleri biz danışman olarak çalışarak bu şirketlerle onların bu test ihtiyaçlarını gideren sistemleri onlara sunuyorduk. Ben de bu vesileyle birçok projede bu çalışma fırsatı buldum. Daha sonra burada edinmiş olduğum bu bilgiyle, bu Labbiv bilgisiyle, bu Labbiv laboratuvar ortamlarında da çok kullanılan bir yazılım olması vesilesiyle bu Lawrence Livermore National Lab'de bir iş buldum. Bu iş de yine aynı şekilde Labbiv yazılım deneyimi gerektiriyordu. Burada da bu işimde de Electrical and Control Engineer olmasına rağmen title'ım yine aynı şekilde çalışmış olduğum gruptaki işte physicist, PhD'li insanların yapmış olduğu testlerden, lazer testlerinden almak istedikleri sonuçları üreten yazılımları yazmaya yönelik bir işti bu iş. Lazer tanıma sistemleri diye adlandırdım ben tanıtımda bunu. Ne gibi? Yani bir lazerin doğru çalışıp çalışmadığını anlamaları, ne kadar kaliteli olup olmadığını anlamaları, dizayna ne kadar yakın olduğunu anlamaları için birçok diagnostik sistem, birçok tanıma sistemi gerekiyor. Ve bu sistemlerin hepsi birinin konuşması gereken bir bilgisayar, ana bir bilgisayar var. Ve bütün bu test bed dedikleri bu sistemdeki sensörlerden sürekli bir data toplayıp bu dataları anlamlandırıyor. Ben de bu yazılımları bu şirkette yaptım. Çok detaya girmiyorum. Bu şirkette bir yaklaşık 3-4 yıl çalıştıktan sonra ChargePoint adı altında yine bir şirket olan Silikon Vadisi'nde bir startuptı bu. Bir şirkete geçtim 2019 yılında, pandemiden biraz önce. Bu şirkette de yaptığım yazılımlar, PLC, işte Labbiv yazılımlarından birazcık kayıp daha yazılımsal, daha okunası yazılımlardan olan Python language içinde fabrika otomasyonu framework yapım aşamasında çalıştım. Fabrikalarda bu ChargePoint dediğimiz firma elektrikli araba şarj istasyonu üreten bir startuptı. Ve bu startup'ın yapmış olduğu productların içinde bulunan tüm sistemlerin üretim hatlarından çıktıktan sonra doğru üretip üretmediğini anlamaları gerekiyordu firmanın. Biz de takım olarak bunu sağlayan test sistemlerindeki koşan kodun framework'ünü yazdık. Müşterilerimiz de test mühendisleriydi. Bizim framework'ü kullanıp daha scalable, yani ortak kullanılan programları da onlara library şeklinde vererek kullanmalarını sağlayan bir takımda rol aldım. Şu anda da son rolümde Google'da yaklaşık bir buçuk yıl olacak. Bir süredir çalışmaktayım. DevOps alanında sürekli işte geliştirme, sürekli alanlarında şu anda yazılım yaptığım konu hardware, yani donanım değil de daha çok üretilen son yazılımın test kısmı diyebiliriz. Bunu test eden arkada koşan bütün infrastructure, altyapı kodundan sorumlu olan takımda çalışmaktayım. Teşekkür ederiz. Ben çok uzun bir hikayeniz var gerçekten. Ben en başına dönmek istiyorum. En başında siz mekatronik mühendisliği tercih ettiniz. Ya evet. Şimdi bundan belki 15 yıl önce mekatronik mühendisliği çok öyle bilinen, çok üniversitelerde kurulan falan bir mühendislik değildi ve mekatronik mühendisliğine olan bakış açısı, bizim kanalımızın izleyicileri genelde genç insanlar, mekatronik mühendisliğine
kış atıları işte biraz ondan, biraz bundan, biraz şundan, biraz bundan böyle düşünüyorlar. Sizin bu tercihinizin ana sebebi neydi? Neden Sabancı? Neden mekatronik? Ve sizin mekatroniğe bakış açınız ne? Ya öncelikle mekatronik mühendisliğinin ne olduğu tanımıyla başlayayım. Mekatronik mühendisliği aslında makine mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği ve gibi ana olarak bu üç disiplinin birleştiren bir alanı ifade ediyor aslında. Bu alanda çalışan mühendisler aslında mekanik sistemleri, elektronik ve bilgisayar kontrol sistemleri ile entegre ederek aslında karmaşık sistemleri tasarlıyor. İşte analizi ve bakımı, bu konuların analizi ve bakımı üzerine çalışabiliyor diyebiliriz. Yani bu alanda çalışan insanlar, yani mezun olan mühendisler genellikle benim de içinde çalışmış olmuş olduğum konularda olmuş olduğu gibi otomasyon, özellikle robotik, işte şu an yeni çıkan ve çok popüler olan insansız hava ve kara taşıtları, işte tıbbi teknolojilerde kullanılan tüm bu sistemler ya da üretim hatlarının geliştirilmesine yönelik sistemler, elektromekanik sistemler ve kontrol sistemleri gibi konularda çalışabiliyorlar. Aslında yelpazesi çok çok geniş olan bir konu. Benim de seçme nedenim yani bu aslında ki geniş yelpaze ve aslında robotikse olan sevgim. Yazılım benim için her zaman sevdiğim bir alandı, ama yazılımın sonucunu görmek karşımda fiziksel dünyada daha da çok sevdiğim bir olay olmuş olduğu için robotik programlama, işte daha motion control, yani hareket kontrolü gibi sistemler hep ilgimi çekti. Benim kişisel olarak seçme dediğim bu oldu yani. Bu hisleri duyan arkadaşlara da bu bölümü aslında tavsiye ediyorum. Türkiye'de de çok yaygın olan bir bölüm olmuş olduğu için yine aynı şekilde taşeron firmaların çok olması, üretim hatlarının, üretim firmalarının çok olması, yani mekatronik mühendisliğini özellikle Türkiye sınırları içerisinde çok da cazip kılıyor. Kaçırdığım bir sorun var mı? Varsa tekrar sorabilirsen sevinirim. Sesin gitti. Bir dakika. Sesi açalım. Çok pardon. Tamam. Şimdi duyuyorum. Türkiye'de aldığınız eğitim yurt dışına nazaran nasıldı? Yani yurt dışına gittiniz direkt ve bir eksiklik veya bir şey çektiniz mi? Kesinlikle hayır. Gayet almış olduğumuz eğitim yurt dışı standartlarına uygun bir eğitimdi. Yani üniversitenin zaten insana kattığı şey aslında düşünme yeteneği, eleştirel bakış, yani bu daha farklı iletişim becerileri, yani birçok şey katıyor ve aslında üniversitede buzdağının tip, yani baş kısmını öğreniyorsunuz. Aslında işte öğreniyorsunuz. Bu nasıl öğreneceğinizi öğreniyorsunuz. Sorun çözmeyi öğreniyorsunuz. Yani bu bilgiler her zaman için geçerli ve bunları gayet iyi aldığımızı düşünüyorum Türkiye'de. Ve bunların işe yaradığını düşünüyorum. Çalıştığım alanlarla ilgili olan bilgiyi de işte öğrenerek ya da işte iş dışında yaptığım çalışmalarla tabii ki her zaman için tamamlama şansım oldu ve tamamladım da. O yüzden hiçbir şekilde yani Türkiye'deki eğitimin negatif bir yanını görmedim. Peki, teşekkür ederiz. Çalışma arkadaşlarınız, siz bu arada master yapmadınız değil mi? Master yapmadım. Şimdi çalışma genel olarak şöyle bir algı var. İnsanlar işte Silikon Vadisi'ndeki şirketlere baktığında veya işte yurt dışında çalışan mühendislere baktığında genel olarak hepsinin bir master derecesi oluyor, bir doktora derecesi falan oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani master doktora yapmak şart mı yurt dışında çalışmak için, yoksa değil mi? Sadece bir bachelor lisans derecesi yeterli mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya ben genelde master ve doktoranın vize sorunlarını, yani ya akademisyen olmayacaksan ve endüstriye atılacaksan ve endüstride de uygulamaya yönelik bir mühendislik yapacaksan, research'a yönelik değil de, yani hani isteklerin bu yönde ise aslında
doktora ve master'ın daha çok işte hani vize problemini aşmaya yönelik bir adım olarak kullanılmasını stratejik buluyorum. Böyle yapan da birçok arkadaş var buraya gelip yani onaylamasam da belki yapılanı hani drop out eden vesaire işe geçen ama yani onun dışında bu olmadan da oluyor. Hatta degree'in hiç olmadan dahi bile birçok mühendisle ben burada arkadaşım firmalarda çalışan insanlar var yine oluyor. Mühim olan yapmış olduğum projeler ve onu aslında mülakatlarda sergilemem. Ve ilk girdiğin işten sonra aslında bir rezüme build up ediyorsun yani ilk iş aslında kritik. İlk işten sonra da zaten ya da dışarıda yaptığın işlerle yine aynı şekilde o rezümeyi build up edip o projeleri gösterdikten sonra aslında iş kolay oluyor yani sonraki işe sürekli geçebiliyorsun onları göstererek. Dolayısıyla net bir şekilde olması şart demiyorum. Olursa iyi olur tabii ama olmadan da oluyor diyorum. Evet. Sizden önce, haftalar önce bir tane Zürich Google'da çalışan, 10 yıldır çalışan biriyle konuşmuştuk. O da aynen sizin gibi düşünüyor. İşte vize problemleri var. Amerika'ya gitmek çok zor bir şey. Ya Amerika'ya ya eğitim vizesiyle gidebilirsiniz ya Avrupa'da işte bir Amerikan bir şirketinin ofisinde 2 yıl çalışıp transfer vizesiyle gidebilirsiniz. Ya Amerika'ya gitmek çok zor. Master falan doktora da genel olarak işte Amerika'ya gitmekte bir vize problemlerini kaldırmakta bir yol. Çünkü sanırım işle gitmek de çok zor bir şey. Ben şu an Almanya'da okuyorum. Almanya'da da bir üniversiteye kayıtlıyım. Şu an Türkiye'deyim ama. Yani ben genel olarak işle gidebilirdim ama gelecekte yani işle gitmek bana çok zor geldiğinden ilk başta eğitimle gitmeyi tercih ettim. Onun dışında ben önceki dediklerimize de biraz yorum yapmak istiyorum. Evet, üniversitede kesinlikle haklısınız. Bir saniye. Üniversitede eğitim bu eğitimsel müfredattan ziyade daha çok işte sosyal olarak kendimizi geliştirme, kendimize üniversite dışında daha çok ne katabiliyorsak o çok önemli bir şey. Aynen, kesinlikle. Ya dediğin gibi üniversiteyle geçmenin bir diğer bir avantajı yurt dışına gittiğinde de işte o dediğin olay sosyal çevre. Bir sosyal çevre iyi direkt içine düşüyorsun. Seninle aynı düşünce tipine sahip insanlarla çevreleniyorsun. Dolayısıyla bir network yapmak için uğraşmana gerek kalmıyor. Network'ün içindesin zaten. Dolayısıyla o katalizör etkisi gösterip seni daha hızlı gelmek istediğin yere getirmeye yarayabilir muhakkak ki. Master veya doktora yapmış olmanın artısından bahsediyorum. Yani bunların hepsi artıları tabii. Benim kendi kişisel, benim vatandaşlığımdan dolayı, benim gelmemden kaynaklı ben o opsiyonu değerlendirmedim. Ama şu an bile hala şirketler hep bunu promote ediyorlar. Yani hani bize incentive'i var. Gidin diyorlar master öğrenin. Yani şu an bile yapabilirim aslında vakit bulabilirsem. Yani master güzel bir şey. Sürekli öğrenmeye açık olmak, sürekli growth mindset dedikleri olay var ya, büyüme, sürekli kendini geliştirmek, hepsi çok yararlı. Yani yapmak lazım. Evet. Kısaca yayındaki soruları biraz yanıt verelim. Tamamdır. SS sosyal hayat nasıl orada diye sormuş. Sosyal hayat gayet iyi. Yani çok yani bizim kendi kişisel çevremizde çok Türk arkadaşımız var. Çok Türk ailesi var. Ve genelde hepsi bizim yaşlarımızda bizim gruptaki. Herkesin işte bizim yaşlı benim bir oğlum var. Aynı yaşlarda çocukları var. Dolayısıyla yani bir yaklaşık belki 15-20 aile var çevremizde. Sıkı yani ve burada hepimiz uzakta olduğumuz için bu söylenen klişe bir cümledir. Yani hepimiz birbirimizin ailesi gibiyiz, yakınız yani dostluk mertebesinde ilişkimiz. Çünkü hep birbirimize görüşüyoruz yani başka bir alternatifimiz yok. Dolayısıyla bu çok güzel bir hem benim çocuğum açısından hem bizim açımızdan çok güzel bir sosyal çevre edinmemize neden oluyor. Ve genelde insanlar da görüştüğün insanlar da burada
bir yandan negatif bir yandan pozitif ama herkes teknoloji odaklı genelde çoğu. Yani aynı kafalarda oluyorsun. Aynı yani muhabbetler falan böyle teknoloji üstüne güzel vizyon açıcı sohbetler yapabiliyorsun insanlarla. O bakımdan ben memnunum. Amerika'da yaşamanın artı eksileri nedir? Bu arada siz Amerikan vatandaşı mısınız? Evet. Amerika'da yaşamanın artıları eksileri, Amerika'da sosyal yani ya özellikle ben şu an Kaliforniya'dayım. Doğası çok güzel, iklimi güzel. Yani yaşadığın yerin çok yakınlarında mesela böyle çok güzel doğası, çok güzel parkları olan çok güzel yerler bulabiliyorsun. İşte hafta sonları güzel vakit geçirebileceğin alanlara sahip. Yani nefes alabileceğin yerleri var yani. Hani böyle o çok hoşuma gidiyor benim. İnsanlar doğaya saygılı, böyle canını sıkan şey çok görmüyorsun yani hani dışarıda. O da güzel bir olay. Yani bizim çevremiz çok şükür ki çok güzel var. Ama hani mesela Türkiye'de de mesela belki iş arkadaşlıkları gibi olaylarda Türkiye'ye bir artı yazabilirim. Oradaki duygusal ilişkiler girdiğin birçok ortamda çünkü sonuçta aynı kültürü paylaştığın insanlarla bir aradasın. Daha iyi, daha özlemini çektiğim bir şey benim. Benim oradaki geçirmiş olduğum 1,5-2 yıllık tecrübemde edinmiş olduğum arkadaşlıklarla ben hala görüşürüm yani hani. O da özlemini duyduğum bir şey. Ama biz burada işte o açığı buradaki yine aynı şekilde kendi Türk çevremizi kurarak kapattık. Yine görüştüğümüz yabancı insanlar da var ama daha çok yani o yüzden biz yani burada yine aynı şekilde çocuk okula gidiyor. Orada mutlu bir çeşitlilik mutlu ediyor aynı zamanda. Tek değil de her ülkeden insanın oluşu falan böyle çok yani herkesten öğrenebileceğin bir şey olmuş oluyor aslında onların kültürlerinden. O da keyifli. Yani bütün bu nedenlerle biz burada yani yaşamayı seçtik ki yaşıyoruz şu an. Ama Türkiye'de de çok güzel sosyal ortamlar mevcut muhakkak ki. Evet. Katılıyorum. Chat'ten soru varsa Kodivasyon diye bir arkadaşımız .net öğretmek mantıklı mı gelecek açısından? .net öğrenmek mantıklı mı? Yani buradaki yani genelde işlere baktığın zaman zaten bunu internetten de araştırabilirsin. Hangi işlerde yani .net muhakkak alanı var ama daha niş bir alanı vardır diye düşünüyorum. Daha çok böyle hani daha mainstream language'ler işte ne gibi C++, C, Objective-C, işte şu an Ruby, Go, yani bu language'lere odaklanmak, yani ben Silikon Vadisi'ndeki işlerdeki imkanlar açısından daha mantıklı olabilir. Yani daha opsiyon açısından diye düşünüyorum. .NET'in de kullanım alanı muhakkak ki var. Mesela fabrika otomasyonlarındaki kullanılan HMI sistemlerinde kullanılıyordu. Yani muhakkak ki alanı var. Yani markete bağlı. Bir şeyi seviyorsan muhakkak öğren ama yeteneğin var mı, seviyor musun, bir de karşılığı var mı? Bütün bu soruları sormak lazım aslında. Yani bulunduğun markette eğer varsa yani profesyonel olarak yapılabilecek bir şey muhakkak ki eğer cevabın evetse bu soruya. Peki, teşekkür ederiz. Peki bir daha aynı bölüm ve Sabancı'yı yeniden seçer miydiniz? Yoksa başka bir üniversite, başka bir bölüm falan daha iyi olur muydu? Yani ben yüksek ihtimal mekatronik mühendisliğini seçerdim. Aslında yani mekatronik mühendisliği ben bahsettiğim gibi birçok alanda bana bir vizyon sağladı. Birçok disiplini hani birçok giriş derslerini alarak ben birçok alanda bir fikir sahibi olma fırsatına eriştim. Belki mekatronik mühendisliğinin bu geniş havuzunda ben mesela kendi adıma mekanik derslerine de eğilmiştim. Belki onları daha çok elektrik, elektronik ve yazılım dersleriyle biraz daha replace edip o
alanda, o doğrultuda gitmeyi belki tercih edebilirdim. Ben mekatronik mühendisliğini seçerken aslında benim Amerika'da böyle bütün hayatımı geçirmek gibi bir, yani şu an bu kadar uzun süre kalmak gibi bir düşüncem de aslında yoktu. Ve mekatronik mühendisliği dediğim gibi Türkiye'de çok popüler bir bölümdü. Biraz da yani yaşadığım yere de bakarak seçtim aslında mekatronik mühendisliğini. Belki buraya geliyor olmuş olsa, kesin burada ve Silikon Vadisi'nde özellikle yaşayacağımı bilmiş olsaydım belki yazılım mühendisliği de okuyabilirdim. Her ne kadar bana yazılım soyut da gelmiş olsaydı. Yani ama o dönemin koşullarında, yani bunu bilemediğim için okudum ve o dönemin koşullarına tekrar gitsem, yine o koşulları bu şekilde olacağını düşünsem yine mekatronik okurdum. Çünkü sevdiğim şey robotik ve yaptığım şeyi görmekti yani benim. Yani öyle. Sonrası zaten aslında hayatta bir şeyleri okuyorsun. Zaten 3 aşağı 5 yukarı yakın bölümler. Sonraki kariyerindeki yükseliş veya seni hayatın getirdiği yer birazcık doğru zaman, doğru yerde olmak ile de alakalı bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani ben buraya geldim. Bu şekilde bir gelişti. Ben şunu söyleyebilirim. Belki yazılım, ben otomasyon background'ında olduğum için test otomasyon alanında başladım. Şu an biraz daha yazılıma kayma eğilimindeyim. Mesela en başta yazılım mühendisi olarak gelseydim, yazılım ağırlıklı daha çok projem rezümemde olacağı için, belki, bilemiyorum bunu, bir 10 yıl önce daha yazılıma yönelik bir işle başlasaydım, şu an belki yazılımda daha farklı bir noktada olabilirdim muhakkak ki. Ama hani şu başladığım o noktada da öğrendiğim birçok şey var ve bunlar da çok değerli. Yani donanımı bilen aslında çok sayıda yazılım mühendisi yok. Ben de o alanda aslında kendimi parlatmaya çalışıyorum, öyle diyelim. Şu an yaptığım işte bile Google'da aslında donanım var. Yani yazılım donanımlarda koşuyor ve bu donanımların sahibi olan takımdayım ben. Foundation takımındayım ve bu donanımlardan da sorumluyuz. Birçok build yapılan ürün birçok yerde test oluyor. Her yapılan sisteme commit test oluyor. Çok sayıda test var ve bu hardware'ler gün maintenance'ı, yani bakımı, birçok şey daha bir software'e göre daha iyi yapabiliyorsun yani orada kullanılan, çünkü birçok protokol var, birçok gömülü işletim sistemi ve arasındaki komünikasyon protokolleri var vesaire, bunlara daha alışık ve yatkın olmuş olduğun için biraz daha background'ını hızlı anlayabiliyorsun. Muhakkak bu da bir bilgi, bu bilgiyi de bir software engineer edinebilir ama o background'dan geldiğin için daha bir böyle senin için anlamlı. Yaptığın o iş içinde hardware olan software daha anlamlı hale geliyor ve bundan da zevk alıyorum. O yüzden okurdum diyorum. Evet. Ben biraz da mühendislik zihni, kritik düşünme, inovasyon, yenilikçilik gibi kavramlar üzerine biraz sizinle konuşmak istiyorum. Siz girdiğiniz birçok şirkette, startup'ta falan bence bu tarz kavramlara yakınsınız. Şimdi öncelikle önceden bahsettiklerinize nazaran bu alanlarda başarılı olmak için mühendislik özelinde hangi becerilere ve zihniyete sahip olmak gerek? Ne düşünüyorsunuz? İnovasyon alanlarında başarılı olmak için işte yenilikçi, yeniliğe açık olmak lazım. Biraz her yenilikte aslında rahatlık alanından çıkman gerekiyor. Yani çünkü yenilik öğrenmeyi gerektiriyor. Buna açık olman lazım. Zaten bunlar hep ölçülüyor. Bunları ölçerek zaten genelde işler işe alıyor yani. Bu çok önemli. Bunu gösteren bazı projeler ve yani çalışmanızı, bu storylerin, yani bu mesela özellikle şu an üniversitede okuyan, lisede okuyan, yani bunları yani düşünerek aslında hamlelerini atması iyi olur. Yani şirketler neye bakıyor aslında? Düşünerek proje yapmanız, harici projeler yapmanız, öğretmenlerle proje yapmanız, olaya bakış açınız, yeni bir yenilik getiriyorsanız bunu yani es geçmemeniz, bunu aslında dokümente etmeniz, kendinizi unutturmamanız, bunu anlatabilmeniz ilk işinizde. Yani bunlar da çok önemli aynı zamanda. Bunu yapmanız gerekiyor. Yani birçok şey gerektiriyor yani bu inovasyon. Yani ekip çalışması, iletişim becerisi gerektiriyor. Yani problem analizi yeteneği gerektiriyor. Yani bunların hepsini zaten üniversite veriyor. Yani ama bunları
uygulamanız gerekiyor aslında üniversite yıllarında ki ilk işinizde, ilk mülakatınızda bunları sergileyebilin. Benim nacizane tavsiyem bu tarz projelere dahil olunması üniversite gençlerinin. Peki, çok teşekkür ederiz. Şunu sormak istiyorum şimdi. Teknoloji çok hızlı evrimleşiyor. Hı hı. Yani 6 ay önce kullandığımız teknolojiler, hatta 2 yıl önce kullandığımız teknolojiler direkt değişiyor, farklı farklı teknolojiler geliştiriliyor ve bunlara sürekli adaptasyon sağlamamız lazım. Sizin sürekli ayak uydurma, adaptasyon sağlamak konusunda kendi stratejileriniz neler? Veya insan, siz şimdi 13-15 yıldır mühendissiniz. Sürekli adaptasyon sağlamak, yeniliklere uyum sağlamak yoruyor mu sizi? Evet, çok güzel bir soru. Aslında bu işin bir parçası. Bunu aslında kabul ederek işe başlıyorsun. Teknolojinin aslında birazcık nankör oluşunun nedeni de bu. Yani yorucu muhakkak ki. Bütün bunlara ayak uydurmak, yeni gelen insanlar, yeni gelen mezunlar bunları üniversitede belki bizim öğrenmediğimiz şeyleri öğrenerek zaten piyasaya giriyorlar. Özellikle işte bu çok önemli. Ben individual contributor, yani daha kendim katkı sağlayarak hala işlerimi yapmaktayım. Belki bir süre daha yapacağım. Ben keyif alıyorum bu işin mutfağında olmaktan. Ama yani mesela insan yönetimine kaymanın bir motivasyonu da budur. Bundan çıkıp biraz daha insan yönetelim ki daha yani yeni teknolojiden ziyade daha insan yönetimi, people management, yani insan yönetimi alanında kendimizi geliştirip bu o yorgunluk göstergesinden biraz sıyrılalım. Onun da farklı ama tabii ki komplikasyonları ve zorlukları muhakkak ki var. Beni motive ediyor. Ben teknolojiyi sevdiğim için buradayım. Dolayısıyla bunu sevmiyorsanız zaten teknolojide bulunmayın. Ben hala zevk alıyorum. Yani ve zevk aldığım noktaya kadar da bu böyle gidecek. İşte sonrasında da belki kendi adıma ben de farklı alanlara yönelip daha teknolojiden öğrenmekten artık yeteri kadar veya keyif almadığımı düşündüğüm noktada belki ben de daha kendimi farklı bir alana yönlendirmeye çalışacağım kariyerimde diye düşünüyorum. Hala o enerji var ki motiveyim ve devam ediyorum, öyle diyelim. Ve artık eskisi gibi de değil. Çok sayıda resource var online. Birçok şeyi çok rahat bir şekilde öğrenebiliyorsun ve benim çok hoşuma gidiyor. Bu bizim dönemimizde o kadar çok yaygın değildi mesela. Kendi hızına bağlı olarak her şeyi öğrenme fırsatım var. Dolayısıyla ben devam ediyorum bunun meyvelerinden, teknolojinin bana sunduğu yararlanmaya. Yani bu keyif duyulunca yapılabilecek, yani yorgunluğu hissetmeyeceğim bir şey olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Bu alanda çalışmak ayrıca bir takım çalışması da çok yüksek gerektiriyor. Şirketlerde falan küçük takımlar halinde çalışma, büyük takımlar halinde çalışma çok önemli bir şey. Siz ekip yönetimi ve projelerde işbirliği yapma konusunda nasıl bir yaklaşım benimsiyorsunuz? Veya çalışma arkadaşlarınızı siz, bilmiyorum şu ana kadar seçtiniz mi, seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani bu benim aslında mülakatlarda dikkat ettiğim konular soft skill'lerde yapmış olduğu projeleri bir kere anlatım şekli, ne kadar yaptığı işi benimsemiş olduğu ve yaptığı bu problemleri çözerken karşılaştığı sorunlara sunduğu çözümlerdeki yaklaşım şekli. Ben bunları anlamaya çalışıyorum. Out of box, yani düşünebiliyor mu, daha farklı açılardan yaklaşıp daha, yani denileni değil de kendisinin getirdiği bir inovatif bir çözüm olmuş mu, buna bakıyorum. Ya da mesela projelerde bazen proje sana verilir, sen yaparsın, bu tamamdır, ama hani bir sonraki seviye aslında takım içerisinde iletişimle, kendi takımındaki iletişimle bir projeyi bitirmendir. Daha da ötesi, hani daha cross-functional team collaboration dedikleri olay, daha farklı takımlarla aslında nasıl
çalışabilip o projeyi nasıl aslında ilerlettiğine bakabilirsin. Yapmış olduğu ya başvurduğu seviyeye göre de değişiyor tabii bu soruların seviyesi. Yani netlik olmayan ortamda bu ilişkileri nasıl yönetiyor? Buna bakabilirsin yine aynı şekilde. Onun dışında bizim alanda artık yazılım olmuş olduğu için yazılım soruları vesaire bunlar zaten artık çok net bir şekilde internete girdiğinde ulaşabildiğin şeyler. Bu takım sorular sorulabiliyor. Yani bakış açısı ve hani yazılımla olan haşır neşirliliği nasıl, elin nasıl yaptığını verifikasyon etmek adına bu sorular soruluyor. Ama hani benim için asıl kıstas işte bu ilk kısım. İlk kısım önemli çünkü o tecrübeyi aslında sana bütün çıplaklığıyla gösteriyor ve veriyor. Bunlara bakıyorum. Evet. Bir ekip içinde peki ondan önce siz soft skill ve hard skill kavramlarından bahsettiniz. Soft skill daha mı önemli bir kavram? Çünkü günümüz dünyasında sürekli işte ya artık bilgisayarlar kod yazabiliyor, şey yazabiliyor. Ya işte insan iletişimi iyi olan öne geçecek gibi şeyler artık söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Artık hard skill'lerin çok bir önemi kalmadı mı? Soft skill. Yani net olarak 1-0 olarak bakamayız hala bu olaya. Bunlar yine aynı şekilde hand to hand gidecek ama ben her zaman oldum olası bu yazılım mülakatlarında yazılım mühendislerinin bile böyle olduğunu düşünüyorum. İnsanları işte hani bir ÖSS mantığıyla tabi tuttukları sistemin yanlış olduğunu düşünenlerdenim aslında. Ama hani ellerinde de başka yapacak hiçbir şey yok aslında. Çünkü birçok insan mülakat havuzunda mülakat yapması bekleniyor ve bir şekilde yapması bekleniyor. Yani bu biraz daha özen bir şeyi yapabiliyor mu yapamıyor mu ya dönüyor. Yani bir set question var. O questionlar bir süre zarfında sorulup çözülebiliyor mu çözülemiyor mu şeklinde bakılıyor. Bu soft şeylere de bakılıyor ama daha çok o tarz olaylar daha fazla ağırlıkta. Yani %10'u %20'si belki mülakatların soft skill'lerken %80'i daha çok hard olarak gidiyor. Ama tabii ki AI'ın gelişi vesaire bunların hepsini yapıyor ama yani ben soft'un önemli olduğunu düşünüyorum. Yani soft'ta bir red flag varsa bunu toplantılarda dile getiriyoruz yani. Hani bu da yani soft çok önemli yani. Hani belki soft'taki bir red flag'in insanın işe alınmamasında daha kritik rol alması gerektiğini düşünenlerdenim ve bunu dillendirenlerdenim takımımın içerisinde de. Ama bence hard'da da yani bu tarz soruları da sormaya muhakkak devam edilmesi gerekiyor. Yani çok çok aday var. Yani böyle bir sistem var şu an hala. Dolayısıyla bu sistem gitmeyecek yani. Hani bu sistem devam edecek diye düşünüyorum. Yani aradığınız kabiliyet olarak yani ne bir OR ne bir OR basacak şekilde ikisinin bir dengesi. Evet. Dengesiyle aynen o şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum yani şart bir şekilde bunun tamamen gitmesi gibi söz konusu olmayacak. En azından şu hala o yüzden bu şu an özellikle yazılım alanından bahsediyorum yapılan çalışmaların hala görüyoruz da zaten hala geçerli olduğunu söyleyebilirim yani. Hani o yüzden herkes bu süreçlerden hala geçmeye devam ediyor. 10 yıl önceki sistem neyse hala aynen geçerli. Muhakkak bir yenilik ve değişiklik olacaktır belki ileride ama şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Evet, teşekkür ederiz. Ben biraz bir tık böyle felsefi bir soru sormak istiyorum. Şimdi gerçekten bu ülkemizden mezun olmak isteyen mühendislerin falan sahip olmak istediği bir kariyere sahipsiniz. Şunu soracağım, iş hayatındaki başarı, kişisel tatmin ve mutluluk arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani demem o ki işteki veya okuldaki başarı bizi daha mutlu bir insan yapar mı? Ya ben sadece iş ve okuldaki mutluluğun ya her şey denge işi olduğunu düşünüyorum. Yani tek bir alandaki mutluluğun eğer diğer alanları etkiliyorsa senin hayatında tam bir mutluluğu sağlamadığını düşünüyorum. Yani
kariyer ve para, belki yüksek mevkiler her şey değil ve bunun çok çok açık örnekleri var yani hani etrafımızda da. Dolayısıyla aslında üç kulvar var. Sen, kendin, ailen ve kariyerin. Yani bu üçü arasında aslında hayat dengeyi, bu üçü dengeliyse bence mutluluk var. O yüzden yani birçok firma, mesela Google'da da aynı kültür vardır. Yani hep önceliğin sen olduğunu hep söylerler. Ve bu benim burada yine aynı şekilde çok hoşuma giden bir şey yurt dışında. Ve her firma böyle mi bilmiyorum ama burada benim çalıştığım birçok firma, yani neredeyse hepsi bu şekildeydi. Yani öncelik sensin, öncelik sensin. Hep bu olay, hep bir kişisel alanına insanın saygı ve nerede durması gerektiğini bilen yöneticilerim oldu. Öyle diyeyim. Dolayısıyla işte de muhakkak bazı roller stresli oluyordur vesaire ve seni belki geceleri uyutmuyordur, sabahları uyanamıyorsundur. Yani ne bileyim, böyle olaylar oluyor olabilir. Ben çok çok iyi bir mevkide olup böyle yaşamaktansa ben daha dengeli yaşamanın daha insana mutluluk verdiğini düşünüyorum. O da insan seçimlerine bağlı. Yani ne istiyorsun, ne yapıyorsun? Yani mutluluğun tanımını herkes için farklı da benim tanımım denge yani. O yüzden dengeli bir hayatın daha mutluluk getirdiğine inanıyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Eğer ki chatten soru varsa alalım. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Onun dışında Google gibi bir şirkette çalışıyorsunuz bu arada. Genel olarak en önemli avantajı insan odaklı olması mı? En önemli avantajları ve zorlukları nelerdir? Evet. Yani sana sunduğu yani olasılıklar çok fazla. Yapabildiğin, bulunduğun takıma da bağlı olarak yapabildiğin etki çok fazla. Çünkü bulunduğun takıma bağlı olarak yine aynı şekilde. Şey, yaptığın çözüm, yaptığın yazılım yani milyarların yani elinde olabilir yani. Anlatabilir, yani etkisi çok büyük. Scale'li çok büyük bir şirketten bahsediyoruz. Bu çok tatmin edici bir şey. Bu çok keyifli. Yine aynı şekilde biraz oturmuş da bir şirket oluşundan ötürü birazcık böyle çok yani startup gibi bir şirkette yani impact göstermek daha zor oturmuş bir şirket olduğu için. Daha çok prosedürler var. Bunlar işin daha bir negatif kısımları ama bu da pozitif kısmında stability veriyor sana. Daha bir safety veriyor bazı konularda. Son iki yıldır biraz yani layoff'larla birlikte biraz Google sarsılıyor gibi olsa da yani historically yani geçmişe bakacak olursak bu böyleydi. Şu an biraz işler değişiyor gibi ama yine de şu an özellikle geçtiğimiz bu ekonomik sıkıntılardan ben daha dışarıdaki birçok şirketten çok daha güvenli bir şirket olduğunu düşünüyorum. Ve bu da insanlara yansıyor yani hani daha aile yaşantısına saygı duyan bir şirket öyle diyeyim. Bu genelleme yapıyorum çünkü bu şekilde bilindiği için birçok insanın tercih sebebi. Yani bir imkanı çok. Ya yani içerisi üniversite gibi. Yani şu an bulunduğun takımı da kendini sıkışmış hissediyorsan başka bir şirkete, başka bir takıma geçebiliyorsun internal bir şekilde mülakat yaparak. Hani çok imkan, çok çok olasılık var. Yani çok bulabileceğin, yani kendini geliştirebileceğin çok nokta var. Senin yine aynı şekilde akademiksel olarak gelişimine de destek verebilen bir şirket. Sürekli yani öğrenmen için gereken bütün sana altyapıyı sağlayan bir şirket. Yani birçok şeyi, birçok şirket tabii ki daha yeni kurulan hiçbir şey düşünemezken burada birçok şeyin zaten hali hazırda her şeyin prosedürü ve sistemi olması da insanı mutlu eden bir olay. Bundan dolayı ben şu ana kadar geçmiş olduğum bir yılı aşkın süredir çalışmaktan son derece keyif ve mutluluk duyduğum bir şirket. Ya ben burada şunu merak ediyorum. Google'dan çok ayrılan insan da oluyor ve genel olarak şu şikayetleri var. Ya Google çok büyük bir şirket.
Yani kendi etkin var mı yok mu hissedemiyorum. O yüzden ayrılıyorlar. Hatta bizim derneğimizin kurucusu Selim abi de bundan ayrılmıştı sanırım. Yani öyle ayrılan Google'dan belki 3-4 kişiyle falan yayın yapmışımdır. Siz evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yok işte bu da yani doğru bir tespit. Diğer bir tespit de buna ek olarak eklemek istediğim. Google biraz kendi içeride kullandığı araçlar, tool'lar bakımından çok içine yönelik bir şirket. Yani çok open source hem dışarıda kullanılan tool'lardan ziyade daha çok Google'da Google Engineer olmayı öğreniyorsun. Yani Google'ın proseslerini, Google'ın tool'larını kullanmayı öğrenen bir mühendis olmuş oluyorsun. Bu da aslında bir nevi dışarıda yani iş arayınca hani öğrendiğin teknolojiler bakımından dezavantaj bir şeymiş gibi de söyleyebilirim. Stuck olmak duygusu muhakkak var ama hani içeride belki işte onu her takımda hissediyor musun onu bilmiyorum ama daha impactini, daha etkinin daha yüksek ve büyük olacağı belki takımların olduğunu düşünüyorum ben. Ama tabii ki bir startup daha küçük bir şirketteki o tatminlikliği bulman tabii ki daha zor. Yani hani bunu bu gerçek ya yani bundan dolayı ayrılanların da hani nedenlerini ben anlayabiliyorum yani açıkçası. Yani ben mesela bir önceki şirketimdeki etkiyi, benim adımı birçok kişinin bilişi, takımların bilişi vesairesi bunları ben özlemiyor değilim, özlüyorum. Ama şu an için bahsettiğim diğer artıları benim için öncelikli olmuş olduğu için kariyerime Google'da hala devam ediyorum. Dolayısıyla bu, yani insan biliyorsun çok bir şeye sahiptir ama diğer sahip olmadığı şeyi birden ister. Bakarsın belki ben de bir yıl sonra bu dediğin nedenden dolayı başka bir firmaya belki içeride bir takım değişikliği yapabilirim ya da belki dışarıda bir şirkete geçebilirim. Dolayısıyla dediğin şey doğru bir şey, doğru bir tespit. Yani, çok teşekkür ederim abi. Tabii ki. Çok teşekkür ederim yanıt için. Bizim başka sorumuz kalmadı. Eğer ki yayından bir soru varsa sorabilirsiniz. Onun dışında yayınımızın sonuna geldik. Son olarak benzer yolda yürümek isteyen, bizi izleyen öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? Bununla ilgili biraz bahsetmiştim. Ben aslında yapılabilecek en önemli nokta ilgi alanlarımızı keşfetmek diye düşünüyorum. İşte kendi ilgi alanlarınızı belirleyin bence. Bu alanda derinleşmek için de çaba sarf edin diyorum. Yani tutkulu olduğunuz konular üzerine odaklanmak yine onlarla uğraşmak bence herkesi motive eden bir şey. Bu ilgi duyduğun konulara tabii ki diğer bir noktada işte hani dediğim gibi yeteneğin var mı? Ve endüstride bunun mesela eğer sen bu yaptığın ilgi alanından bir gelir elde etmek istiyorsan karşılığı var mı sorularını da sormak gerekiyor muhakkak ki. Bu çeşitli deneyimler edinin diyorum yani aynı şekilde aynı zamanda okurken. Yani sadece okul müfredatıyla değil de daha öne geçirebilecek oluşumların içerisine girin. Yani staj yapın, ekstra projeler yapın, gönüllü çalışmalar yapın, toplumsal duyarlılık projeleri yapın. O da çok önemli mesela. Ve bu deneyimleri edinin. Teorik bilginizi, yani öğrenmiş olduğunuz bu bilgileri işte bu çalışmalarla pratiğe dökün. Pratik uygulamaya dönüştürün. Yine aynı şekilde bu stajlarla sektördeki ve hayattaki belki gerçek sorunları görme şansınız olur diye düşünüyorum. Bunları öneriyorum. Sürekli öğrenmek işte bu growth mindset dediğimiz olayda olmak çok önemli. Teknoloji geçtiğimiz sorularda da konuştuğumuz üzere hızla değişiyor. Yani sürekli öğrenin. Yani verilenle yetinmeyin. Bu kesinlikle bu net. Özellikle şu an şu dönemde bu 2020'lerde bu kadar çok teknoloji, bu kadar çok internet, bu kadar çok eğitim araç gereci elimizin önümüzdeyken bu kadar çok content varken bunlardan yararlanın diyorum. İletişim becerilerinizi güçlendirin. Bu çok önemli. Çünkü yani her yer iletişim gerektiriyor. Mühendislik projeleri hep ekip çalışmasıyla yapılıyor.
iyi iletişim becerileri, fikirlerinizi etkili bir şekilde ifade etmek, bunlar çok önemli noktalar. Bunları yapacağınız alanları oluşturup bu alanlarda faaliyet gösterin diyorum. Bütün bunları yaparken zaten otomatikman da gelecek olduğu gibi iyi bir network oluşturun, iyi bir insan biriktirin. Yani bütün aslında üniversitenin verdiği belki en büyük şey insan biriktirmek, anı biriktirmek, yakın, yani bunlar. İşte bütün bu meslektaşlarınızı, öğrenci arkadaşlarınızı, öğretmenlerinizi, işte bütün bu yapacağınız stajlarda vesaire tanışacağınız sektördeki profesyonellerle olan iletişiminizi kesmeyin. Yani hani bunlarla bir şekilde LinkedIn üzerinden olur, bir iletişim kurun diye diyorum. Yani mentorluk talep edin, yani sorun, yani iletişime geçin ve insanlara sorun. Bence birçok insan sizden gelecek olan bu hevese karşılık verecektir diye düşünüyorum size yol gösterme konusunda. Kendi projelerinizi geliştirin. Bunu yani özellikle yani bu yani yazılım mühendisiysen veya başka bir alanda da çalışıyor da olsan yine aynı şekilde bence geçerli. Kendi projelerini geliştirmek çok önemli. Open source projeler yapmak, yaratıcılığınızı yani öğrenmiş olduğunuz bu teorik bilgileri pratikte yaptığınız projeler üzerinden göstermeniz gerçekten özellikle ilk işte çok önemli yani. Hani çünkü o ilk işin kapısını açan şeyler bütün bu yaptığınız ekstra çalışmalar sizi daha çok öne çıkaracaktır. Bütün bunları yapmak aslında şunu gerektiriyor. Güven alanınızdan çıkmanız demek anlamına geliyor. O yüzden güven alanınızdan çıkın. Yani hata yapmaktan bence korkmayın. Bütün bunları yaparken bütün bunlar size yeni beceriler katacak ve yeni deneyimler kazandıracaktır diye düşünüyorum. Ve kararlılık en önemli şey yine bu da. Bu hedefleri belirledikten sonra kendinizle ilgili bunları aslında kararlılıkla uygulayın. Bu uzun vadeli, kısa vadeli kariyer hedefleri olabilir. Bunları, bu hedefleri odaklamak ve bunları yapmak ve yaptığını görmek, belki bunları yaptığını da kendine yani progreste yani süreçte olduğunu ve sürekli kendini geliştirdiğini kendine göstermen sen kendini motive edecektir. Yani motivasyonunuzu kaybetmeyin yani bu yolda, bu kararlılıkla kendinizi de motive ederek bu yol haritanızı oluşturun ve bu yolda ilerleyin diyorum. Nacizane fikirlerim bunlar. Çok teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Bol şans diyorum. Biz teşekkür ederiz. Bizi şu anda izleyenlere ve gelecekteki izleyeceklere teşekkür ederiz. Şu an kapatıyoruz. Ciao.